Zayıf Çin PMI verisi sonrası Asya borsaları ve emtia piyasalarında satışlarla güne başlıyoruz. Aralık ayından beri gördüğü en düşük seviyeye gerileyen biri, imalat sanayinde sert yavaşlamaya işaret ediyor. Batı ile ilişkilerin gerilemesinin de etkisiyle Çin hisseleri yıl içinde gördüğü tepe seviyeye göre %20 aşağıda. Türkiye piyasalarında dünyadan bağımsız sert bir alış dalgası görüyoruz. Mehmet Şimşek'in ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak göreve geleceği beklentisiyle bankalar %10, Uzun vadeli Türkiye Eurobondu %3 yukarıda. Açık pozisyonları olanların zarar durdur emirleri tepki alışını sertleştiriyor. Kur üzerindeki baskının kalkmasıyla Türk Lirası değer kaybederken Merkez Bankası ile kapalı çarşı arasındaki makas büyük ölçüde kapanıyor. Borsa İstanbul'da pozitif havanın devam etmesini bekliyoruz. Endeks için kısa vadeli destek ve direnç seviyeleri 4900 ve 5000. Dünkü alışların gücüyle ekonomi politikalarında makule dönülmesi durumunda 5700'e kadar devam eden bir yükseliş görebiliriz. Bankalar endeksin üzerinde getiri sağlamaya devam edebilir. Koç Holding'in Aygaz'ın elindeki KFS hisselerini sermaye artırımı yoluyla devralması haberine Aygaz hisseleri pozitif tepki verir. Bugün öne çıkmasını beklediğimiz hisseler Alarko Holding, Arçelik, Şişecam, Sabancı Holding, Sasa ve Tav. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.